Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 3 tane Bundesliga kadrosu göstereceğim sizin için. Oyuna yeni başlayanlar için nasıl bir kadro kurulumu yapmalıyım tarzı rehber gibi bir video olacak. Öncelikle şey söyleyeyim. 3 tane kadro seçtim ve bayağıdır oyuna bakıyorum fiyat performans olarak. En iyi ligin Alman ligi olduğunu karar verdim. Fiyat performans açısından. Ve size 20 bin, yani 20K bin Bundesliga, 50K, bir de 100K'lık Alman ligi göstereceğim. Bir de önerim size, oyun yeni başladıysanız veya ilk bir ay falan olsa, fazla paranız yoksa asla Premier Lig kurmayın. Yani Premier Lig'e eğer böyle 500 binden daha yukarı paranız varsa kurmanızı öneriyorum. Çünkü oyunlar çok pahalı, gereksiz pahalı. Yani Almanya liginde ben oynuyorum bayağıdır ve bayağı da iyi yani oyuncular hem fiyat performans açısından. Bunu göstereceğim size. Şu an şurada gördüğünüz oyuncuların hepsi 15 bin, 20 bin aralığında ve hepsi bayağı iyi, ciddi söylüyorum. Mesela Burki'yi ben 3.300 almışım. Daha ucuzlayabilir birazcık daha çünkü oyun her geçtiği gün daha da ucuzluyor. Bakın burada burada Hernandez var, Bayern'in stoperi. Zaten 77 koşuyor görüyorsunuz. Yüksek yüksek ve 83 defansı var ve bu kart 2.500 sadece. 2.5K sadece. Bu kartı da öneriyorum. Ve Akanji oyun ilk çıktığında satılmıyordu. O kadar iyi kart olarak gözüküyordu ki 10K'dan millet durmadan aratıyordu. Ben de aratıyordum. Schulz'la birlikte ikisi 10K'dan gidiyordu durmadan. Yani ben 10K'dan almıştım ta önceden. Daha sonra tabii zarara giriyorsunuz aldıktan sonra. Ama şu anda bu kart 1000'den falan gidiyor. 1000. 1000'den bile daha az da bulabilirsiniz. Akanji de aynı şekilde 77 koşuyor. Bu oyunda biliyorsunuz stoper'e de hız lazım. Yetişmeniz lazım adamlara. Ve burada Schulz var, bakın 1900 almışım, tekrardan aldım. Bu şekilde görüyorsunuz. Ve Mbabu. Bu kart inanılmaz iyi oyunda. Özellikle şu Blackstone bel kemiği diye okunuyor. Verirseniz kimyaza inanılmaz iş yapıyor. Burada orta saha özellikle Boal inanılmaz memnunum. Bu adam da ilk çıktığında oyun 8-9K'dan, pardon, 16K falandı. Ve şu anda görürsünüz 1000'den aldım. 1000, belki yine daha da az bulabilirsiniz. Ben direkt aldım. Emrecan çok iyi. Fiyatı yaklaşık o da 1000 ile 1500 arası gidip geliyor. Belki daha da az bulabilirsiniz. Defans ve fizik ve pası çok iyi. Geri de oynatabilirsiniz. Tolisso tam bir normal, yani ilk başlangıç kadrosu için gayet ideal bir statları var. Özellikleri var. Bellerin bir özellikle oyunda mükemmel. Zaten sonra ikisini de göstereceğim. Yani o kadar ucuz olmasına rağmen mükemmel bir kart cidden. Birçok iyi, birçok yani iyi oyuncu da oynuyor bu kartı Almanya liginde. Mesela hem neydi onun ismi? Hem Sancho'dan hem de Bayern'deki sağ kanatçını da unuttum. Hayır, Gnabry'den daha iyi hız olarak. İnanılmaz bir kart cidden. 4 skill bonusu var zaten. 20K olduğu için Çen'i koydum hızlı diye. Direkt arkaya sarkabiliyorsunuz, biliyorsunuz boyunda ara paslar çok etkili. Ve Hazard benim en memnun olduğum kart belki de. 1500 alıyorsunuz ve bu kart plase atabiliyor. Yani çok atik bence bu kart. Her şeyi yapabiliyor. Şutun 77 olduğuna bakmayın. Yani her yerden plase veya şut çekebilirsiniz. Bitiriciliği de bence çok iyi. Buna atmaca verebilirsiniz. Atmaca verdim. Bazıları hunter veriyor ama bence atmaca daha güzel oluyor. Çünkü fizik birazcık az. Direkt yıkılabilir. Güç veriyor çünkü. Evet. 20K'lık kadro buydu. Hatta 20 gibi bile tutmayabilir. Eğer iyi fiyattan alırsanız. Özellikle gece almanızı öneririm bu arada oyunculara. Gece bayağı ucuzluyor. Ve sonraki 40 bin yazdım ama 40-50 bin arası gidebilir bu kadro. Bazı kişiler, yani bazı oyuncular kanatta hızlı oyuncular seviyor. Yani Hazard birazcık, yani Common kadar hızlı koşamıyor. O yüzden şimdilik 7'ye aldım. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. Böyle 40 bin tutuyor. Böyle 50 bin tutuyor kadro. Burada ekstra olarak özellikle bu adamı aldım. Ben biraz pahalıdan aldım, yanlış görmedim. Normalde şu anda 8 bin civarından gidiyor. Ve bu da 22 binden falan almıştım ben önceden. Şu anda bu kart inanılmaz bir kart. Biliyorsunuz zaten hızının 84 hızı var. Ve ben bu karta ekstradan kesicide bastım. Hem defansı, hem hızı, hem boyu 1.87 iken inanılmaz kafa golleri atıyor. İnanılmaz toplar kesiyor. Bence ligin diyorum.
Oyunun en iyi stoperlerinden biri. Özellikle bir de inform tarzı bir şey gelirse hiç tutulamaz bu kart. Başka eklediğimiz evet. Roy Wilson. Bu adam inanılmaz iyi. Shulls da çok iyi ama Shulls'dan birazcık daha iyi istiyorsanız bu adam 5500 civarı 6500 arası gidip geliyor. Falan söyledim. 7000, 6500 7000 arası gidip geliyor. Ve Gulaski Bulky'ye göre çok daha fiyat performans demeyeyim. Bence Gulaski daha iyi Bulky'den. Yani benim tecrübeme göre. Çok daha iyi kurtarışlar yapıyor. Bunun da fiyatı yaklaşık 6500 gibi. Buraya Sabitzer ve Zakaria ekledim. Sabitzer bence bayağı iyi oyunda. İki yönlü oynayabiliyor. Yüksek yüksek zaten. Ve şutu var. Yani şut gücü. Uzaktan şutun bakın 88. İnanılmaz bir kart. Yani füzeci zaten ama bilgisayar özelliği vermiş. Ayağın dışıyla şut. Özellikle sert şutlar çok iyi gidebiliyor bunun oyuncuyla. Ve Zakaria oyunda cidden bayağı iyi. Yani başlangıç olarak bayağı iyi. Bayağı iyi savunmanızı sağlıyor. Zaten 85 fiziğiyle her tarafı kan kusturu tutuyor. Tek sıkıntısı kafa toplarında çok sıkıntı çıkartabiliyor. Onu ben de daha çok Leimer'le kapatmaya çalışıyorum. Ama pek olmuyor. Evet sadece bu olsa da bir kafa yani uzun top atanlarda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama onun da zaten Kostrom'un boyu var. Max Randing gibi Common ekledim. Common 12.000-10.000 civarı, 10.000 civarı gidiyor. Evet durum bu. Tek sıkıntım Bundesliga kadrolarında forvet yok. Yani forvet var ama çok pahalı ve bence değmez yani. Daha sonraki videolarımda da hibrit göstereceğim. Hibrit kadroları. Şu anda daha sadece Almanya Ligi'ni gösteriyorum. Yeni başlayanlar için. Evet bu kadar. Daha oyuncu zaten bunun alınmaz büyük ihtimalle. Orta sahada bence bu üçü çok iyi. Bu üçünü kesin oynayın. Evet. Bir de bu verdiğim kimya şeye dikkat edin. İki tane Dinamo ve Belkemi çok iş yapıyor. Şimdi 100 binlik Bundesliga kadrosuna geçeyim. Birazcık 100 bini geçebilir bu. Niye Marco Reus'u forvet oynadığını söylerseniz ben Reus'u forvet oynattım bayağı. Ve iyi verim aldım. Tabii klasman çok yükseklerde oynamadım. Klasman 6, 7, 8, 5, 6, 7 gibi oynadım. 8 değil de. Ve orada bence bayağı da iş yaptı. Zaten 4, 4, 2 minusu var. Uzaktan şutu ve bitiriciliği var. Buna Hunter basarsanız zaten gayet iş yapıyor. Tek sıkıntısı güç yıkılabiliyor. Douglas Costa'yı koydum. Bu da 20 bin civarı, 25 bin 20 bin civarı arasında. 5-8 musu var ve hız ve dribbling efsane. Direkt uçabilecek bir kart. Başka ekstradan ne koydum? Alaba koydum. Evet. Alaba oyunda bence gayet iyi. Sen görüyorsunuz bugün normalde sol bekti eskiden. Bence bu kart efsane ya. Ama sadece tek sıkıntısı 1.80 boyu var ama onu Colston'a zaten kapatıyor. Evet durum bu arkadaşlar. Bu kadar gösterebileceğim. Bu tarz daha çok video atmayı planlıyorum. Özellikle hibrit kadrolar. Ve tekrar söylüyorum. Eğer paranız azsa yani 200 bin civarından bile fazla değilse 300-400 bin değilse asla Premier Lig kurmayın. Çünkü hiç değmiyor cidden oyuncular. Şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela ben Allen'ı 85 iken geçen sene çok daha iyiyken sırf Serie A'da oynuyor diye 30 bine alıyordum 30K'ya. Şimdi burada 60, 70, 50K civarından falan gidiyor 83 olmasına rağmen sırf İngiltere Ligi diye. Yani bence Alman Ligi'ne, İtalyan Ligi'ne yönelim derim. Eğer çok şeyiniz, coins'iniz yoksa. Evet arkadaşlar durum bu. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Umarım işinize yaramıştır, beğenmişsinizdir. Görüşmek bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.